Birinci bölüm. Mojo, beyni hakkında bir sır keşfeder. Dünyaya bakışını sonsuza dek değiştirecek bir sır. Hikayemiz Mojo ile başlıyor. Okulu ve özellikle de matematiği seven sevimli bir canavar. Ama bir gün korkunç bir şey oldu. Matematik problemleri zorlaştı. Artık hiçbir şey mantıklı gelmiyordu. Mojo'nun üzücü bir düşüncesi vardı. Okul için yeterince zeki değildi. Yapılabilecek en akıllıca şeyin eşyasını toplayıp gitmek olduğuna karar verdi. Tam o sırada arkadaşı Katie'nin güldüğünü duydu. "Mojo, öylece pes edemezsin," dedi. "Başka seçeneğim yok Katie," dedi Mojo. "Ya zeki doğarsın ya da değilsin. Ve bugün zeki olmadığımı fark ettim." "Mojo, o işler öyle olmuyor," dedi Katie. "Herkes akıllı olabilir. Sadece üzerinde çalışmak zorundasın." "Mojo, bu şimdiye kadar duyduğum en saçma şey," dedi. "Bu saçma değil, bu bilim," dedi Katie. "Sinir bilimciler beyni yıllarca inceledi ve inanılmaz bir sır keşfetti. Beyniniz bir kas gibidir. Zorlu şeylere çalıştığınızda, bu zor matematik problemleri gibi, beynine güçlenmek için ihtiyaç duyduğu egzersizi veriyoruz. Bu da seni daha akıllı yapıyor." "Bu gerçekten doğru mu?" dedi Mojo. "Elbette," dedi Katie. "Bebekken olduğu gibi. Nasıl konuşulacağını bilmiyordun. Ama denemeye devam ettin. Beynine egzersiz yaptırdın. Ta ki bir gün konuşabiliyordun. Mojo!" Mojo duyduklarına inanamadı. Eğer beyniniz gerçekten bir kas gibi ise, bu herkesin daha akıllı olabileceği anlamına mı geliyor? Onun bile mi? Katie'ye sormak için döndü ama tam o sırada bir sonraki derse gitmesi gerekti. "Ama belki Mojo'nun sorusuna siz cevap verebilirsiniz. Ne düşünüyorsunuz? Mojo daha akıllı olabilir mi? Peki ya siz?" Şimdi bu gerçekten ilginç bir soru. Son.